Merhaba ben Can kanala hoş geldin. 3 videodan oluşacak bu seride sana Amazon reklamları ile ilgili tüm detayları anlatacağım. Serinin bu ilk videosunda PPC yani tıklama başına ödeme reklamları nedir? Bu reklamlar nasıl optimize edilir? Reklamlar için bid yani teklifler nasıl doğru verilir? Onlardan bahsedeceğim. Amazon'da satış yapan herkesin kafasında soru işaretleri bulunan PPC ile ilgili bu inanılmaz bilgilere sahip içeriğe geçmeden önce hazırlamak için çok emek verdiğim bu içerik sana faydalı olursa lütfen beğenerek destek olmayı unutma. Bu serinin devamı olan ikinci ve üçüncü videolardan da hemen haberdar olmak için kanala abone ol. Teşekkür ederim. Reklam kampanyamızı oluşturmak için örneğin Amazon'da Wood Carving Kit araması yapalım çıkan sonuçlar içerisindeki bazı ilanlarda sponsorlu yazdığını fark edeceksin. İşte bunlar reklam vererek sıralamalarda yukarı çıkan ilanlar. Bu ilanın sahipleri Amazon'da wood carving kit anahtar kelimesine reklam verdikleri için sayfanın başında yer alıyorlar ve burada yer almak için de Amazon'a reklam ücreti ödüyorlar. Buradaki sponsorlu olan bu ilk 4 ilandan sonraki 5. ilan anahtar kelime seçimlerini çok başarılı yaptığı için Ücretsiz bir şekilde burada bulunuyor. PPC reklamları dediğimiz şey anahtar kelimeler üzerinden çalışır. Ürünüzü satmayı düşündüğünüz müşteriler sizin ürününüzü nasıl aratır? Bunları düşünmelisiniz ve bu anahtar kelimeleri tahmin etmelisiniz. Müşteriler bu aramayı yaptıklarında karşılarına çıkan sonuç sayfalarında ise ilk sıralara yerleşmek için de PPC reklamlarını kullanabilirsiniz. Ürününüze satışlar, yorumlar, puanlar geldikçe ürününüz organik olarak ilk sayfalara zaten yükselmeye başlayacak. Ve siz de az önce gördüğünüz 5. sıradaki ilan gibi hiçbir reklam ücreti vermeden organik olarak ilk sayfadaki yerinizi alacaksınız. Burada gördüğünüz 4 tane ilan neredeyse satışlarının 3'te birini reklam masraflarına verirken 5. ilan içinse böyle bir gider kalemi yok. Peki reklam verdiğinizde hangi sırayı alacaksınız? Ya da arama sonuçlarında ilk sırayı nasıl alacaksınız? Burada ilk sayfayı incelediğiniz zaman 1. satırda 4 tane sponsorlu ilanın olduğunu, Sayfaların ortalarında yine bir 4 tane daha sponsorlu ilan olduğunu hatta sayfanın en sonunda da yine 4 tane daha sponsorlu ilan olduğunu görüyorsunuz. Yani sadece ilk sayfada 12 tane sponsorlu yani reklamlı ürün var. Peki bunlar neye göre sıralanıyor derseniz Amazon bu ilanları açık arttırma mantığıyla sıralıyor. Amazon'un her bir anahtar kelime için bir açık arttırma oluşturduğunu farz edin. İşte bu her açık arttırma yani her bir anahtar kelime için teklif veren satıcılardan Amazon en yüksek teklif verenden itibaren belli bir sıraya diziyor. Bu sıralamayı da tabii ki teklif miktarına göre yapıyor. Yani en büyük teklifi veren birinci sıraya yerleşiyor. Ondan sonra gelen en büyük teklif ikinci sıraya alıyor ve bu böyle devam ediyor. Bu yüzden Amazon size reklamlar için kesin bir rakam vermez. Her zaman sizden bir teklif bekler. Burada bir toparlayacak olursak hedefiniz ilanınızın tıklanmalarını ve dolayısıyla satışlarını arttırmak. Bunu yaparak da organik sıralamasını yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimize arama sonuçlarında ne kadar yüksekte olursak o kadar çabuk ulaşırız. Dolayısıyla reklam tekliflerinde ilk sayfanın tepesinde bulunmanızı sağlayacak agresif bir tutum takımınızı öneririm. Doğru anahtar kelimeleri kullanarak da bu gerçekleştirilebilir bir strateji olacak. Birinci sayfanın sonunda ya da ikinci, üçüncü sayfalarda bulunacak bir reklam kampanyası size zaman ve para kaybettirmekten başka bir işe yaramaz. Agresif reklam stratejisinin bir diğer avantajı ise reklam ve ilan başarınızı daha iyi analiz etmenizi sağlar. Arama sonuçlarında ilk sıralarda çıkan ilanınız eğer beklediğiniz kadar satış gerçekleştirmiyorsa ilan fotoğrafınızı ya da ilanınızın içeriğini gözden geçirmeniz şart. Bu analizleri yapabilmek için de başlangıçta kısa süreli ve agresif reklam stratejisi yürütmenizi tavsiye ediyorum. Peki sizin için örnek olması açısından bir de reklam stratejisi nasıl yapılır onu da görelim. Burada Helium 10'de bulunan magnet aracını kullanarak kullanarak bir arama yapıyoruz. Bu araç sayesinde yazdığımız anahtar kelime ile alakalı diğer anahtar kelimelere ulaşıyoruz. Bu aramaları diğer Amazon araçlarıyla da yapabilirsiniz. Hatta bunların pek çoğunun ilk haftası, ilk birkaç günü kullanım açısından ücretsiz deneme sürümlerine sahip. Amazon araçlar içerisinde artık saygın bir yere sahip Helium Ten'e de kanalımıza özel indirimlerle sahip olmak için alttaki linkten yararlanabilirsiniz. Bu ürünü en doğru şekilde ifade eden anahtar kelimeyle burada diğer anahtar kelimeleri arıyoruz ve çıkan sonuçları arama hacmine göre büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Bu listede eğer ürününüzle alakalı olmayan, farklı yanlışlıkla girmiş olan bir kelime varsa bunları listeden çıkarın. Örnek veriyorum ürününüz buradaki gibi bir setse yani birkaç parçadan farklı ürünlerden oluşuyorsa yine bu ürünleri tek tek belirten anahtar kelimeler bu listedeyse eğer bunları çıkarmayın bunları kullanacağız. Bu işlemi birkaç sayfa boyunca devam ettirin ve 100 tane anahtar kelime elde edinceye kadar devam edin. Çünkü unutmayın agresif bir reklam stratejisi yürüteceğimiz için 100'den fazla anahtar kelime kullanmak bütçenizi zorlayacak. Son olarak bu kelimeleri Excel tablosu olarak çıktı alıp kaydedin. Helium 10'de ikinci yapacağımız şey... Srebro aracıyla reverse asin taraması yapacağız. Organik olarak ilk sayfanın 5. sırasına yükselmiş olan bu ilanın asin numarasını kullanarak bu ilanla alakalı olan anahtar kelimelere ulaşacağız. Ve yine bu karşımıza çıkan sonuçları büyükten küçüğe arama hacmine göre sıralayıp ürünümüzle en alakalı olan 50 ile 100 arasındaki anahtar kelimenin çıktısını alıp Excel olarak kaydediyoruz. Şimdi sırada reklam için kullanacağımız anahtar kelimeleri filtrelemeye geldi. Öncelikle magnet araması ile elde ettiğimiz buradaki anahtar kelimeler içerisinden en fazla arama hacmine sahip 20 ile 50 arasındaki kelimeyi farklı bir Excel tablosuna alalım. Ayrıca bu listede 20'den fazla kelimenin 1000'in üzerinde arama hacmine sahip olduğu görünüyor. Bu da çok iyi bir şey. En iyi anahtar kelimeleri aldıktan sonra aynı işlemi Srebro aracından elde ettiğimiz anahtar kelimeler için de yapıyoruz. Ve elimizde iki listeden alınmış anahtar kelimelerden oluşan yepyeni bir liste var. Bu listeyi de arama hacmine göre sıralıyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey bu listedeki anahtar kelimeleri ürünümüze uygunluğuna göre renklendirmek. Doğrudan ürünümüzle alakalı olan %100 ürünümüzü temsil eden kelimeleri yeşil renkle gösteriyoruz. Ürünümüzü tam olarak anlatmayan kelimeleri de sarı renkle gösteriyoruz. Ve aynı anahtar kelimeden eğer iki tane varsa birisini renklendirmeyin. Yeşil renklendirdiğimiz anahtar kelimelerini başka bir sayfa alın yine. İşte bu anahtar kelimeler ana anahtar kelimelerimiz olacak. Reklam kampanyamızın temeli bu anahtar kelimelerin üzerine kurulacak. Yeşil kelimelerden oluşturduğumuz bu listede 30'dan fazla kelime bulunmamalı. Burada kelimelerin reklamını ödeyeceğiniz parayı da dert etmeyin. Çünkü burada kelimeler sayesinde gelecek satışlar ve yorumlarla. Ürününüz reklamsız olarak yani organik bir şekilde üst sıralara tırmanacak. Ayrıca burada kelimeleri arayan müşterilerin direkt olarak sizin ürününüzü aradıklarını biliyoruz. Exact match kampanyamız için kullanacağımız anahtar kelimeleri bulduk. Bütçe olarak da rekabetinizle orantılı olarak günlük 30 ila 100 dolar arasında bir tutar belirleyebilirsiniz. Ayrıca anahtar kelime başı vereceğiniz teklifi Amazon'un verdiği aralığın %10 üzerinde vermenizi tavsiye ediyorum. Kampanya süresini de ucu açık olarak belirleyeceğiz. Reklamlı ilanınız birinci sayfadayken bu ilanın reklamsız versiyonu da bir süre sonra organik olarak ilk sayfaya yükselecek. Organik ilan ilk sayfaya yükseldikten sonra reklam bütçenizi düşürerek Reklamlı ilanı ikinci sayfaya çekebilirsiniz ya da kampanyanızı tamamen bitirebilirsiniz. Yapmanızı şiddetle tavsiye edeceğim ikinci kampanya ise kısa süreli geniş kapsamlı kampanya. Bu kampanya sayesinde ürününüzün reklamını en verimli şekilde yapabilecek anahtar kelimelere ulaşabilirsiniz. Bunun için hazırladığınız yeşil ve sarı anahtar kelimeleri ayrı bir sayfaya alın. Bu kampanyada kullanacağınız günlük bütçe ise 15 ile 50 dolar arasında olacak. Yine anahtar kelimeleri maksimum teklifin %10 üzerinde bir teklifle vereceğiz ve bu kampanya en fazla 2 hafta sürecek. Şimdi bu kampanyaları Amazon'da nasıl oluşturacağınıza bir bakalım. Satıcı menüsünde Advertising menüsü altında Kampanya yöneticisini açın. Çıkan ekranda sponsorlu ürün bölümündeki Continue butonuna basın. Buradan kampanyanıza bir isim verin. Vereceğiniz isim ürünü ve kampanyanızı hatırlatacak bir isim olsun. Ayrıca başlama tarihi de içersin. Kampanya başlangıç tarihini belirleyin ama bitiş tarihi açık olsun dediğim gibi. Günlük bütçeyi 30 ile 100 dolar arası demiştim. Buraya 50 yazıyorum. Alttan da manuel targeting seçiyoruz. Çünkü exact match kampanyası yapacağız. Teklif seçeneklerinden de en üsttekini tavsiye ederim. Yukarıda reklama verdiğimiz ismi burada grup ismine de aynı olduğu gibi yazıyorum. Ürünü seçtikten sonra hedefleme yöntemi olarak anahtar kelime hedefleme seçiyoruz. Liste gir seçtikten sonra alttan eşleme seçeneklerinden sadece exact seçili olsun teklif bölümü içinde custom bit seçip tutar olarak da 1 dolar 1 sent yazalım. Buraya 1.01 yazmamın nedeni çoğu kişinin burada yuvarlak olarak 1 dolar teklif vereceği. Bu sayede teklifimiz onların üzerine çıkmış olacak. Burada isterseniz daha büyük rakamlarla da teklif verebilirsiniz. İlanınızın fiyatına, rekabet durumuna bağlı olarak. Reklam bütçenizdeki en büyük pastayı bu kampanyaya ayırın. Daha sonra yeşil anahtar kelimeleri buraya yapıştıralım. Ve anahtar kelimeleri ekle diyelim. Yandaki listede kelimeler dizildi. Yanlarına da verdiğimiz 101'lik teklifler var. %10 üzerine çıkın dediğim tavsiye edilen teklif aralığı görünmüyor fark edeceğiniz gibi. Çünkü bunun görünmesi için reklam kampanyasının bir hafta kadar yayınlanması gerek. Burada bütçenize ve rekabete göre 101'lik teklifi kendinize göre ayarlayıp kampanyaya başlayabilirsiniz. Şimdi ikinci kampanyamıza geçelim. Bu kampanyada genel anahtar kelimeleri kullanarak bizim için en verimli, en uygun anahtar kelimelere ulaşmaya çalışacağız. Kampanya ismini önceki gibi veriyoruz ürünü, kampanya türünü ve tarihi belirtiyoruz isimde. Kampanya süresi olarak dediğim gibi 2 haftalık bir aralık verebilirsiniz. Günlük bütçe olarak 20 dolar giriyorum. Yine manuel hedefleme seçip dinamik teklif aşağı sadece diyoruz. Grup adında kampanya adıyla aynı seçiyoruz. Ürün seçip anahtar kelime hedefleme diyoruz. Enter list seçip suggest chat bit diyoruz. Ve alttan broad seçiyoruz. Listeyi ekleyelim. Yine bunda da teklif olarak 101 diyeceğiz. Burada örnek olsun diye aynı anahtar kelimeyi iki kere yazınca ne olduğunu görüyoruz. Aynı anahtar kelimeyi bir kere kullanabileceğiniz için İki kere yazdığınız anahtar kelimeler kampanya dışında kaldı. Alttan negatif keyword targeting bölümünden negatif exact seçiyoruz. Çünkü yeşil kelimeleri ilk kampanyamızda kullanmıştık. Bize bu kelimelere benzer başka kelimeler bulmasını istiyoruz Amazon'un. Buraya yeşil kelimeleri ekliyoruz. Burada negative exact olarak seçtiğimiz için bu kelimelere reklam uygulanmayacak ama bunlara benzer başka kelimeler bulacak Amazon bize. Bu kampanyalarınızı Amazon'da satıcı merkezinizden kontrol edip teklif aralığı açılır açılmaz teklif tutarınızı maksimum tutarın %10 üzerine çıkarmayı unutmayın. Üçüncü ve son kampanyamız ise otomatik kampanya. Bu kampanyada günlük 20 dolar bütçe kullandım ve bitiş tarihi girmedim. Otomatik hedefleme seçtik yine ve yine dinamik teklif aşağı sadece diyoruz. Ürün seçip teklif için yine 101 yazıyorum ve kampanyayı başlatıyoruz. Bu kampanyada ise fark edeceğin gibi anahtar kelime girmedik. Amazon bizim için ürünümüze, kategorimize en uygun anahtar kelimeleri otomatik olarak kendisi belirleyecek ve kampanyamızı otomatik olarak kendisi yürütecek. Bu sayede de belki de bizim için çok faydalı olabilecek yeni anahtar kelimeler elde edeceğiz. Sıradaki videoda bu oluşturduğumuz kampanyadan gelen verileri analiz edeceğiz. Bu analizler ışığında yapacağımız optimizasyonlarla ACOS dediğimiz reklam bütçesi oranlarının nasıl aşağı çekebileceğinizi ve ürününüz için en verimli olan anahtar kelimelere nasıl ulaşabileceğinizi öğreneceksiniz. Videoyu buraya kadar izlediysen videoyu beğenmek ve kanala abone olmak artık sana şart olmadı mı? Teşekkürler. Serinin ikinci videosunda görüşürüz.